Bugün aslında geldiğimiz noktayı az önce AKP sözcüsü bir cümlesinde çok güzel özetledi. Bu iktidar işi başı sıkıştığında PKK tarafından kandırıldığını, bir müddet sonra da başka bir olay nedeniyle cemaat tarafından, paralel yapı tarafından kandırıldığını ifade ederken, bugün gelinen noktada, ülkenin kan gölüne döndüğü noktada Sayın AKP sözcüsü sokağa çıkma yasağını devlet dedi, evet dedi, yaptık. Çünkü hükümranlık hakkını hatırladı diye bir sözcük söyledi. Devlet kandırılan bir devlet. AKP iktidarı paralel yapı kandırıyor. Geçiştirelim. PKK kandırıyor, geçiştirelim. Devlet görevlerini unuttu, onu geçiştirelim. Ülke kan gölüne dönmüş değerli arkadaşlarım. Bugün konuştuğumuz konu önemli bir konu. Ne var şimdi bugün Türkiye'de? Ne oluyor Güneydoğu'da? Savaş mı var? Seferberlik mi var? Sıkı yönetim mi var? Ne var? Olağanüstü haller var. Ne var? Peki bunların varlığını kabul ediyorsanız bu yasakların konmasının yegane mercinin neresi olduğunu farkında mısınız? Bütün bunlar değerli arkadaşlarım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayı olmadan uygulanamaz. Biliyor musunuz bunları? Sizlere söyleyen yok. Bakanlarınıza söylüyoruz. Anayasaya aykırı davranıyorsunuz. Türkiye'de tam şu anda bakın değerli arkadaşlarım tam vahim bir tablo. Şu kırmızı tablolar tam 7 ilimizde ülkemizin doğu ve güneydoğusu yangın yerine sokağa çıkma yasakları var. Neden oluyor bunlar? Bunlar sizin ikircikli tutumlarınızdan oluyor. Biz bunları biliyoruz. Ne zaman biliyoruz biliyor musunuz? 7 Haziran'dan sonra değerli arkadaşlarım bu ülkede bir baktık bir gün Suruç'ta bir basın toplantısı yapan gençlerimize bir saldırı oldu. 33 gencimiz hayatını kaybetti. Hemen arkasından Adıyaman'da bir askerimiz şehit edildi ve Ceylanpınar'da da iki polisimiz şehit edildi. Biz hemen Cumhuriyet Halk Partisi olarak 7 Haziran'dan sonra bu meclise olağanüstü toplantıya çağırdık. Dedik ki gelin kardeşim gelin burada terörü konuşalım. PKK terörünü konuşalım. IŞİD'in terörünü konuşalım. DHKBC'nin terörünü konuşalım. Elinde silah tutan ne varsa nasıl adlandırıyorsanız onların hepsini konuşalım dedik. Öyle değil mi arkadaşlar? Buraya geldik. Şimdi hendekler diyorsunuz. Gelin hendekleri konuşalım. Hendekleri PKK'yı suçlamayan hiçbir partinin de inandırıcılığı yoktur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak PKK terörüne de karşıyız. İŞİD'e de karşıyız. DHKBC'ye de karşıyız. Var mısınız? Bu AKP mantığını iyi anlayın. Terörü konuşalım. Mecliste PKK terörüne karşı, hendek kazan PKK terörüne karşı, polisimizi öldüren, askerimizi öldüren PKK'ya karşı, IŞİD'e karşı, DHKPC'ye karşı gelin bu mecliste tek yumruk olalım dedik. Bütün partiler olalım, bir komisyon kuralım bunları araştıralım dedik. Siz ne yaptınız? Sayısal çoğunluğunuza reddettiniz. Değerli yurttaşlarım bu AKP çoğunluğu iktidar 7 Haziran'dan sonra 29 Temmuz'da Türkiye'de bütün partilerin birleşmesiyle oluşturulacak teröre karşı komisyonun kurulmasını engellemiştir. Böyle bir iktidar ve böyle bir AKP'li milletvekillerisiniz siz. Şimdi ortalık yangın yerine dönmüş bakanlardan rica ediyoruz. Yerimizden lütfen kalkın ne olduğunu anlatın diyoruz. Türkiye'de göç var arkadaşlar. Binlerce kişi göç ediyor. Milli eğitim okulları tatil etmiş. Birçok asker sevkiyatı oluyor. Doğuda askerlerimiz şehit oluyor. Bunları konuşun. Türkiye bunları konuşsun. Türkiye'nin yakıcı gündemi bu diyoruz. Bakanların ruhu bile duymuyor. Oradan bir tane kabadayı üzerimize yürümeye kalkıyor. Biz Türkiye'nin hakkını savunuyoruz. Biz Türkiye'nin menfaatlerini savunuyoruz. Niçin bir tane sayın bakan buradan kalkıp da anlatamıyor Güneydoğu'da ne olduğunu? Anlatamazsınız. Siz yarattınız, siz yarattınız. Ben aynaya bakıyorum, şeref madalyamı görüyorum. Sizin de utancınızı görüyorum. PKK kandırıyor, cemaat kandırıyor, herkes kandırıyor ama güya iktidardasınız. Yok öyle ama. Türkiye'yi yangın yerine çevirdiniz. Her şeyin sorumlusu sizsiniz. Bu halkımız er ya da geç sizlere elbette gereken dersi verecek. Bu yangın yerine dönen Türkiye'de ölen polislerimizden de askerlerimizden de biriniz sizler sorumlusunuz. Ölen bütün masum insanlarımızın ölümlerinden de sizler sorumlusunuz. Çünkü ülkeyi yönetemiyorsunuz. Gelip şurada bakanların konuşacağı bir tek dahi cümle yok. Ama biz sizin tankınız olabilir, topunuz olabilir, tomalarınız olabilir ama bizim de mangal gibi yüreğimiz var.